Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Rabbim size, bize ve bütün din kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet, saadet ve selamet nasip etsin. Dualarımızı kabul buyursun. Geçmişte yaptığımız dualarımızı Bundan sonra yapacağımız dualarımızı yüce dergahında lütfuyla, keremiyle kabul eylesin inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'e iyilikler ve güzellikler nasip etsin. Yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı kılsın inşallah. Rahman. Değerli kardeşlerim, sohbetimize bugün kaldığımız yerden kainatın efendisinin hadisleri ışığında, nurunda ve bereketinde Resulullah'ın yolunda devam edeceğiz. Ama yine söze başlarken, bize bu nimetleri lütfettiği için Rabbimiz hamd ve senaların en mükemmeline, en muhteşemine ve de bir beşerin takat getiremeyeceği kadar güzelliğine ve sayısının çokluğuna layık olduğu için hamd ve senalarla Rabbimize söze başlıyor bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle şükrediyoruz. Özellikle İslam ve iman nimetine değerli kardeşlerim. Rabbim hem nimetlerimizi artırsın hem de o nimetlere şükür duygumuzu, hissimizi ziyade kılsın inşallah. Dua ediyorum Rabbime, iltica ediyorum. Tabii peygamberimiz efendimiz bizim her şeyimiz malum. Kainatın efendisine de sayısız salat ve selam olsun. Bu salat ve selamlar bizi yarın onun şefaatine erme bahtiyarlığına mazhar kılsın inşallah. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz işlerin, amellerin hayırlı olanlarını kainatın efendisinden sallallahu aleyhi ve sellemden öğreniyoruz. Ki arzumuz, muradımız dünyanın ve ahiretin hayırlarını Rabbimizden istemek. Yani Hangi amel daha hayırlı, hangi hal daha hayırlı onları öğrenelim de onunla amel edelim ve de bu sayede dünyanın ve de ahiretin hayrına erelim inşallah. Müminler hayırlı insanlar. Biz ilk sohbetimizde söyledik. İnsanlığın hayırlıları olan bir ümmetiz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de öyle işaret buyurduğu için öyle söylüyoruz. Yani biz de çalışıp çabalayıp gayret edip o hayırlı ümmetin içerisinde o ümmetin en hayırlılarından olmaya çalışmalıyız. Yani bize yakışanı bu. Sıradan bir insan olmak, tesadüfi yaşayan bir kişi olmak yok bize yakışmaz. Aslında daha çok gayret içinde olmak, daha çok Rabbimize güzel kullukla. Çünkü Rabbimiz en güzel kulluğa layık bir Mevla bizi yoktan var etmiş, nice nimetler vermiş değerli kardeşlerim. Ben acizane genç kardeşlerime e, sohbet ederken öyle diyorum. Yani bize Rabbimiz o kadar çok ihsanlarda ve ikramlarda bulunmuş ki, mesela bizden günde beş vakit namaz istiyor, onar dakikadan elli dakika. Gençler diyorum buna layık mı değil Rabbimiz de namazımızı ihmal ediyoruz. 11 ay yiyoruz içiyoruz, bir ay Rabbimiz bizden oruç istiyor. Biz servetler elde ediyoruz, kazanıyoruz, Rabbimiz lütfediyor. Bunun kırkta birini bizden Rabbimiz zekat olarak istiyor. Yani Rabbimiz bize çok merhametli aslında ve de bizi bize bırakan bir Mevlamız ama... Biz de ona kul olmaya çalışmalıyız. İzzet burada. Mevlana'mızın dediği gibi şeref burada. Asıl büyüklük o kullukta. Rabbimden niyaz ediyorum. Hem kendim için hem beni izleyen değerli aziz kardeşlerim için hem de dar çerçevede küçük düşünmeyelim. Bütün ümmeti Muhammed için, bütün ümmeti Muhammed için Rabbim bize hakkıyla... Yüce zatına layık kul olmayı nasip etsin inşallah. Onda büyük bir zevk var. Onda büyük bir mazhariyet ve güzellik var. Malum değerli kardeşlerim biz asıl ahirete gözünü dikmiş insanlarız. Böyle olmaya da mecburuz doğrusu yani şu dünya hayatı dediğimiz şey geçici. İşte gözümüzün önünde bazen en yakınlarımızı, bazen kardeşlerimizi, dostlarımızı, bazen en çok sevdiklerimizi kendi elimizle gönderiyoruz ahireti öbür tarafa. Biz de sıra bekliyoruz doğrusu yani. Rabbim hangi kavşakta nasıl lütf e, efendim tecellide bulunacak? Belli olmaz. Rabbim en hayırlı bir hal içerisinde yüce zatına kavuşmayı cümlemize nasip etsin. Ama genç demiyor, ihtiyar demiyor. Daha dünyada işi var demiyor. Babacığımın rahmetullahi aleyhi bir latifesi vardı da bir zat hastanede yatırmış böyle. Doktor bey e, benim bir çıkarı ver işlerim var dermiş. Yahu arkadaş daha tedavin bitmedi daha senin gözetim altında kalman lazım filan sık sık böyle doktora e, doktor beye e, beni bir çıkarı ver birçok işim var filan dayanamamış e, İstanbul Karacahmet e, mezarlığının yakınlarında oranın göründüğü bir hastane değilmiş doktor tutmuş elinden bir gün pencerenin kenarına getirmiş şu demiş kabristanı görüyor musun bak bu büyük kabristanı evet. Buradakilerin hepsi demiş senin gibi hiçbir işini tamamlamadan gittiler. Hiçbiri dünyalık işini tamamlamadı ve hiçbirimiz de tamamlayamayacağız. Öyle olunca dünyalığa e, tabi zaman ayıracağız, tabi dünyamızı mamur edeceğiz. Ama kul olmak için elimizden gelen gayreti sarf etmeyi Rabbim bize nasip etsin inşallah. Ben her zaman söylüyorum, geçmiş konusunda pişmanlıklar içerisindeyim. Ama bu pişmanlığın faydası yok biliyorum ve fakat geleceğe de bugüne de yarına da ondan sonraki hayata da istediğimiz gibi yön veremediğimizin düşüncesi içerisindeyim. Rabbim bizi yüce zatına tekrar iltica ediyorum layık olan kullardan eylesin inşallahı rahman. İşte bu neşe bu bereket içerisinde Resulullah'tan amellerin davranışların güzellerini ve hayırlılarını öğrenmeye devam edeceğiz inşallahı rahman. Kulluk dedim de yani güzel kul olmak bir hatırlatmada bulunayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri çoğu zaman böyle dua ederlermiş. Hepinizin bildiği dua. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Ya Rabbi bize dünyada her şeyin en güzelini nasip et. En güzel demek en hayırlısı demek. Resulullah'ın en çok duası buymuş. Sahabe-i Kiram Efendimiz Hazretleri böyle buyuruyorlar. Yani Resulullah en çok mübarek diliyle bu duayı tekrar ederlermiş. Hem de hepimizin bildiği bir dua. Hani bazen kardeşlerimiz dua istiyorlar ya. işte size Allah'ın Resulü'nün, Efendimizin en çok dilinden düşmeyen hani bir tabirimiz var. Diline tesbih ettiği duası. Ya Rabbi bize dünyada her şeyin en güzelini nasip et ve fil ahirete hasene ahirette de en güzel olanı bize en hayırlı olanı bizim için en çok senin rızana bizi eriştirecek olanı nasip et tabii ahiretin hayrı nasıl kıyamet gününde kolaylık sıratı böyle kolayca geçi vermek cennete girivermek cennette cemalullah'ı görüvermek Rabbim nasip etsin inşallah وَقِنَا عَذَابًا nar Ve bizi cehennem azabından, ateşten koru ya Rabbi. Ayeti kerimeden alınma bir dua biliyorsunuz. Resulullah böyle dua ediyorlarmış. Biz de bu duayı çoğaltalım inşallah Rabbim. Dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler ve hayır nasip etsin. Ve bizi mahrum olanlardan eylemesin. Efendim hayırlar istiyoruz Rabbimizden dedik ya. Hayırlar istiyoruz dedik ya. Bu konuyla ilgili bir hatırlatmada bulunacağım ve de inşallah hadis-i şeriflere devam edeceğim. Bir gün Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor kitaplarımız. Şu ayeti kerimeyi okudular Es-sadile. Men kana yuridu harse'l ahireti nezid lehu fi harthi. Ve men kana yuridu dunya minha ve lehu fi'l min nasi. Şura suresi 20. ayeti kerime. Rabbimiz Kur'an'da buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim çok önemli bakınız bizim için. Hani Rabbimizden hayır istemek, hayırlı olanı istemek. Yani sayısız taleplerimiz var, sayısız isteklerimiz var. Hele o gönül alemimizde, hele o hayal alemimizde. Yani hepimiz böyle saraylarda yaşamak, ne bileyim, hep hep semada uçmak, hem maddi hem manevi bütün nimetler bizim olsa sanki arzu ediyoruz. Halbuki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve selleme bir gün Cebrail aleyhisselam geldi de dedi ki ya Resulallah istersen o günlerde sahabe çok maddi sıkıntı çekiyordu. çekiyordu. Efendim ya Resulallah istersen şu Safa tepesini o koca tepeyi dağı Cenab-ı Hak Hazretleri altın haline getirecek ve tasarrufunu da sizin elinize verecek ya Resulallah. İster misiniz? Yok ben böyle bir şey istemiyorum ya Cibril buyurdularla aleyhisselatü vesselam. Yani insanlığın en hayırlısı hem de alemlerin yüce Rabbinden Allah'dan gelen bir teklif böyle bir teklifi reddettiler. İstemiyorum böyle bir şeye. Hayırım, e, ihtiyacım yok dediler. Hem de fakirlik günlerinde, yokluk günlerinde sahabenin açlıktan kıvrandığı günlerde. E yani e hocam bize bunu niye söylüyorsun ki? Biliyorum ben kendi halimi de biliyorum, sizi de biliyorum, hepimizi biliyorum da. İşte biz de hiç olmazsa işi ortalamaya, dengelemeye çalışalım. Bu dünyalık hırsı, bu dünyalık ihtirası, devamlı dünya üzre düşünmeyi, yani bütün düşüncemizi, hayal alemimizi dünyalığa hasretmeyi bırakalım. Biraz da gönlümüzde, hani o Allah'ın sevdiği ve seçtiği kulların gönlünde olan güzel haller olsun. Biraz da kulluk derdine düşelim. Kendim için de söylüyorum, beni izleyen kardeşlerim için de söylüyorum. Biraz da böyle Allah'ın sevgili kullarının yaşantılarını, onların mana, gönül alemdeki mana zevklerini hayal edelim. Mevlana'mız öyle diyor. Bizim yediğimiz gıdadan bir defa yesen, tandır ekmeğinin üzerine toprak saçardın diyor. Bir defa yesen. Ya Rabbim bize de nasip etsin inşallah. Ama tabi Cenab-ı Hak Hazretleri, bunu isteyene veriyor, dileyene veriyor. Ya Rabbi bana da nasip et diyene veriyor. Durup dururken Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetmiyor. Güzel kulluk isteyene, manevi bereket isteyene ve o yönde çalışana Rabbimiz lütfediyor. Bak ayet-i kerime de öyle buyuruluyor. Man kâne yuridu harfel âhira. Kim ahiret kazancı, ahiret kârı, ahiret efendim, e, bitkisi, nebatı, hars demek aslında ekin demek. Turas da de deniliyor ona. Diğer bir anlamıyla kültür anlamına geliyor erbabının malumu. Ama hars topraktan kaldırılan ekin. Ayet-i Kerime'de Allahu Alem diyerek söylüyorum öyle ince bir, öyle güzel bir mana var ki kim? Dünyada güzel ekin hani dünya mezraatul dünya ahiretin ekin tarlası ya kim dünyada güzel şeyleri hayata ekerse, ömrüne bereketli şeyler ahirette hasat edeceği güzel efendim tohumlar atarsa ve de sonunda da ahiret kazancı, ahiret ekini, ahiret harfi isteyecek olursa nezid fi harfi biz onun o kazancını ziyade kılarız buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Bereketlendiririz. Men ca'e bil haseneti felehu Bir iyilik yapana Rabbimiz en az 10 veriyor. En az 10 lütfediyor. Hatta meselullezine yunfikun emvalahum fi sabilillah ayeti kerimesinde işaret buyurulduğu gibi 1'e 700, 1'e yüz bin, 1'e bir gayri hesap da veriyor Rabbimiz. İhlas, samimiyet, çalışma, gayret ve de efendim kulun himmetine göre Rabbimiz. E yani biz de niye aza kanaat edelim ki ebedi hayatımız için? Daha güzel kul olmaya çalışalım hem kendime dediğim gibi hem de beni izleyen dostlarıma söylüyorum. Bir defa daha fazla Sübhanallah desek, bir defa daha fazla Elhamdülillah, Allahu Ekber desek, bir nefesimizi daha değerlendirsek, yani Rabbimizin razı olacağı bir güzel ameli daha çoğalsak, cennetteki derecemiz bir derece daha yükselecek. Niye bunu, niye bunu kaçıralım ki? Yani dünyalık insanlar nasıl yerine göre, hani Anadolu'da bir tabir vardır, kuruşa kurşun atar derler. Bir kuruş bile kazanmanın derdi telaşı içerisindeler. Öbür taraftan manevi hayatımızda da evet maddi hayatımız için çalıştığımız gibi manevi hayatımızda da niye gayretli olmayalım ki? Ama ayetin devamına bakınız. Wa men kana yuridu harse dunya kim ise dünya efendim harsini dünya ekinini dünya kar ve kazancını isteyecek olursa bütün himmetini gayretini o tarafa yönlendirecek olursa Nu'tihi ha, Evet ondan biraz biz ona veririz diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Vermeyiz demiyor. Dünyalıktan biraz veririz. Sabah erkenden mesela bakıyorsunuz gidiyor sadece dünyalık için. Namazını ihmal ediyor, zekatını vermiyor, haccını geciktiriyor. Evet biz ona diyor bir şeyler veririz dünyanın e, dünyalıktan kazandığı için, efendim çalıştığı için, gayret ettiği için ve en leysel insan illa mas'a. İnsanoğluna ancak çalıştığı var. Onun için çalışana Rabbimiz dünyada da veriyor. Ama ve ma lehu fil ahireti nasib onun ahirette nasibi olmayacaktır, payı olmayacaktır. Rabbim muhafaza buyursun. Asıl tam lazım olduğu zamanda eli boş, eli boş. Öyleyse, öyleyse kulluğa çalışmalı ve de gayret etmeli. Dünya için çalıştığımız gibi ahiret içinde bir şeyler yapmaya çalışmalıyız. Bizim bu sohbetlerin gayesi bu. Hani reklamlar izliyorsunuz, Çarşılarda billboardlar, sokaklarda işte o caddeler boyu reklamlar, işte insanların çalışmaları, gayretleri, şunlar bunlar, pazarlamalar, ne bileyim konferanslar, fuarlar, şu, yani dünya kadar şey. Ne için? Dünyalık için. E onların arasında biz de bari hiç olmazsa işin bu tarafından tutalım da biraz evvel dediğim gibi dengelemeye çalışalım. Dengelemeye çalışalım. Yani bunu hem kendimiz için hem de sizin için söylüyorum. Resulullah ayeti kerimeyi böyle okuduktan sonra, bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra Rabbimiz şöyle buyuruyormuş hadisi kutsi de onu da bize aktarıyorlar. İbn Adem, İbn Adem anlamında. Ey Adem oğlu, teferrag li ibadeti emle emle sadrak ginan ve esdu fakrak ve fakrak. Ey Adem oğlu, sen zamanını, vaktini himmetini benim ibadetime ayır buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Gönlünü zenginlikle doldurayım. Sadrini zenginlikle doldurayım. Sen kul ol. Sen kul ol. Endişen, düşüncen, telaşın ahiret olsun, Allah olsun, onun rızası olsun. Ben senin gönlünü zenginlikle o bereketle, nurla, feyizle doldurayım. Ve esudde fakrak fakirliğini de o fakirlik duygunu da tamamen yok edeyim. Yani maddi aslında biliyorsunuz fakirlik de zenginlik de gönülde başlayıp gönülde biten şeyler. Nasıldı? Fakirun kullu zi hirsin ganiyun kullu men yakna. Hırs sahibi, ihtiras sahibi olan herkes fakirdir diyor. Hikmet. Büyüklerin sözü. Hadis olup olmadığını bilmediğim için öyle söylemedim şimdi. Ama değerli bir söz öyle söyleyelim. Her hırs sahibi fakirdir diyor. Adamın milyonları, milyarları var, trilyonları var. Bir türlü rahat uyuyamıyor. Hani bizim rahmetullahi aleyh Ahmet Atas Atasayar amcamızın bir hikmetini, tatlı bir sözünü aktarmıştım ben size. Rızkı sadece toprak olan bir kuş varmış. Çoğu zaman dünyada toprak bitecek diye açlıktan ölürmüş. Yeme yemezmiş, yemezmiş yani aman toprak bitmesin diye açlıktan ölürmüş. Halbuki e, rızgı toprak sadece başka bir şey yemiyor. Hırs sahibi olanlar da muhteris olan insanlar da böyleler hep. Gözleri daima aç. Hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Mutlu değiller hayatlarında. Ama kanaat eden herkes diyor hikmet, zengindir. Akşama kadar çalışmış, günlüğünü almış veya ticaret hanesine gitmiş, sabahtan akşama kadar sebebi işlemiş, fabrikasına gitmiş çalışmış, zengin olsun fakir olsun. Elhamdülillah Rabbimin verdiğine sonsuz şükürler olsun dedi mi? Rabbinin, Mevlasının verdiğine razı oldu mu? O kişi zengindir. Elhamdülillah. Şimdi benim yakınlarım var bazı. Nasılsınız diye ona sonra onlara sorarım. Derler ki Rabbimizin verdiği nimetlere hesapsız şükürler olsun. Ayaktayız. Rabbimizin verdiği nimetlerden istifade ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz, namazımızı kılıyoruz, camimize gidiyoruz. Yani ayaktayız derler. Bu, bu ne kadar büyük nimettir. Rabbimizin ne kadar nimetleri içerisindeyiz. Rabbimiz öyle buyuruyorlar. Eğer sen zamanını, vaktini, himmetini, duygunu ve düşünceni, gönlünü bana verecek olursan, benim için hasredecek olursan, Gönlünü zenginlikle doldururum ve fakirlik duygularını tamamen yok ederim. Yani sen fakir olmazsın. Ve illa tefal eğer böyle yapmazsan mele'tü sadra keşûlen gönlünü meş... Bak bak bak. Dünyaya bir bakın Allah aşkına böyle mi değil mi? Ve dünyalıkların haline bir bakın böyle mi değil mi? Bunu bunu hadisi kutsi'de Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Resulullah da buyuruyorlar. Biliyorsunuz ben sohbetlere gelirken mümkün olduğu kadar sahih hadisleri, sahih rivayetleri getirmeye çalışıyorum. Bu da o sahih rivayetlerden bir tanesi. Eğer diyor böyle yapmazsan, kendini bana ayırmazsan kalbini, gönlünü meşgale ile doldururum. Dünya ister meşgale olsun ister olmasın. Yani adam birazcık boş kalsa devamlı dünyalık hayal ediyor. İçinde bir sıkıntı, ruhunda bir sıkıntı yapmak istediği şeyler, beceremediği şeyler, başaramadığı, atlayamadığı merhaleler, geçemediği köprüler. Ondan sonra dünya zindan oluyor. Şunu da yapmalıydım, bunu da yapmalıydım. Şöyle olma öyle değil. Gönlünü diyor meşgaleyle, e, dünya telaşı ile doldururum. Velem mesut fakrak fakirlik duygunu da çekip almam. Devamlı kendini fakir olarak görür. Devamlı ihtiras olduğu için devamlı dünyalık ister. Şöyle olsa, böyle olsa alemlerin yüce Rabbi elimizden tutsun. Biz tabii dünya için de bir şeyler yapacağız ama asıl bizi ahiret tarafına ayırsın. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ahiretlik amellere ağırlık verenlerden eylesin ve bizi ve bizi razı olduğu çizgide daim eylesin değerli kardeşlerim. Ya Yuhannas her gün güneş doğarken iki melek böyle dünyada nida ederlermiş. Ey insanlar helummu ila rabbikum daha önce ben size okumuştum bu hadisi kutsiyi veya efendim bu hadisi şerifi. Rabbinize gelin, Allah'a gelin. Fe inne ma ve kafa hayrun mimma ve elha. Az olup da sizi Allah'dan uzaklaştırmayan ve kifayet eden, size yeten dünyalık çok olup da sizi Mevla'nın rızasından, cennetten ve cemalden uzaklaştıran şeylerden çok daha hayırlıdır. Çok daha hayırlıdır. Melekler böyle nida ederlermiş ama insanlar bunu İnsanlar ve cinlerin haricindeki bütün varlıklar duyar buyuruyor Peygamberimiz. İnsanlar bunu duysalar da amel etmiyorlar doğrusu. Sadece ve sadece o insanlar için söylüyorum. Sadece ve sadece bütün himmetlerini ve gayretlerini dünyaya teksif etmişler. Dünya üzerindeler. Eh Rabbim bize dünya ve ahiret dengesini tutmayı nasip etsin inşallah. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e dönelim değerli kardeşlerim. Bakalım efendimiz neler buyuruyorlar. Bu hafta bitirebilirsek ne ala olmazsa gelecek hafta bitiririz. Hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Buyuruyor ki efendimiz hayru dinikum eysaruhu. Dininizin en hayırlısı kolay tuttuğunuz yoldur. Yani dini kolay yaşamak. Din hayat ya veya hayatımız ...din çerçevesi ve çemberi içerisinde olacak ya... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...kolay yolu tutmamızı... ...işi kolay taraftan halletmemizi istiyor bizden... ...bize merhametinden dolayı. Yani... ...dini sebepsiz yere kendine zorlaştıranları... resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yok... ...onların halinden razı olmuyor. Onları hoş tutmuyor. Bize kardeşlerimiz telefon ediyorlar. Bazen bakıyorum... Mesela bir gusül meselesini, bir abdest meselesini, bir namazı kendilerine öyle zorlaştırıyorlar ki namaz kılmak veya abdest almak o kişi için azap haline gelmiş. Anlatıyoruz. Diyoruz ki kardeş ağzım bak oldu yaptığın iş oldu mesela. Abdest konusunda vesveseleri var. Yani bu vesvese Allah alem rızıklar karıştığı için mi? Dünya e, değişik bir dünya olduğu için mi? Yani hava bozulduğu için mi? Nedendir bilemiyorum. Bu televizyon programları, bu seyrettiğimiz efendim, yani mesela şimdi öyle bir şey söylüyorlar ki değerli kardeşlerim, bir televizyonda reklam his, e, seyrediyorsunuz değil mi? Televizyon reklamının arkasına elin zalimi ve haini çizgilerle öyle bir şey döşemiş ki siz onu çok süratle geçtiği için farkında olmuyorsunuz ama şuur altınıza sizin ve bizim enteresan şeyler yerleştiriyorlar. Olmayacak şeylerle bizim ruh dünyamızı karartmaya çalışıyorlar. Bu çok enteresan bir şey. Öyle olunca insanların gönlünde ve kafasında karışıklıklar ve zihninde bulanıklıklar meydana geliyor. Ayrıca malum o seyrettiğimiz şeylerden veya o gördüğümüz şeylerden, o yediğimiz şeylerden mana alemimiz, ruh dünyamız fesada gidiyor, bozuluyor. E öyle olunca da insanlarda vesveseler var, sıkıntılar var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri bir vesveseye düştüğümüz zaman, İslam büyükleri bize bir şeytan vesvese verdiği zaman, onun üzerine gitmeyin, ona itibar etmeyin, onu yok sayın diyorlar. Ama ben mesela müftülükte fetva nöbetlerinde durduğum zaman görüyorum, bazı insanlar var ki her nöbetimizde telefon ediyorlar. Belli, özellikle değil, belli ki her gün telefon ediyorlar ve çok basit şeylerde, dünyayı veya işte ne bileyim ibadet ve taatı kendilerine o kadar zorlatmışlar ki zorlandırmışlar ki zorla zor hale getirmişler ki zorlaştırmışlar. insan hayret ediyor yani. Sorular soruyor size veya işte müftülüğe geliyorlar soruyorlar. Camide tutup soruyorlar. Hocam şöyle böyle. Işte abdestin benim oldu mu olmadı mı? Yahu kardeşim senin abdestin oldu diyorum. Mesela bazı insanlara iblis, şeytan konuştuğu sözler konusunda Bazısına gönlüne gelen şeyler konusunda, ne bileyim düşünceleri, hayal ettiği şeyler konusunda. Mesela bazı insanlara bu talak konusunda vesveseler veriyor. Çok basit bir mesele, hiç alakası yok. Hocam benim nikahıma bir şey oldu mu? Israrla soruyor böyle. Yani ağlamaklı bir sesle. Belli ki şeytanın vesvesesine mağlup olmuş. Yok şeytana fırsat vermemeye çalışacağız inşallah. Abdest işte belli. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor kitaplarımız. Bir avuç suyla abdest alırdı. Biz ondan daha mı temiziz Allah aşkına? Biz ondan dini daha mı iyi biliyoruz? Hani kraldan çok kralcı diye bir tabir var. Peygamberimizden daha dindar olmamız, peygamberimizden Rabbimize daha yakın olmamız mümkün mü? Yıkıyor da yıkıyor, yıkıyor da yıkıyor, zorluyor kendisini, sürtüyor işte efendim ne bileyim. Yani böyle yok gerek yok. Resulullah buyuruyorlar ki dininizin kolay tarafını tutun. Hayırlı olan budur. Dini kolay tutun. Ve bir bir hadisi peygamberi de siz bıkıp usanmadıkça Allah usanmaz. Yani Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in şeylerine baksanıza, nafile ibadetlerine baksanıza. Daima az rekatla. Yani mesela peygamberimiz nafile olarak günde bize 100, 200, 300, 500 rekat namaz bırakabilirdi. Öyle değil. İşte teheccüd belli, Kuşluk belli, evvabin belli, belli, namazların evvelindeki ve sonrasındaki sünnetler belli. Belli. Yani en geniş zamanı olan yatsı namazının bile evvelinde dört rekat sünnet, sonrasında iki veya dört rekat sünnet var yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kadarı bizden yetiyor, yetiyor bu kadar. Ve de aftal olan, hayırlı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığıdır. Ondan kendine göre bir kişi keyfine göre fazlalaştıracak olursa fazilet değildir. Her attığımız adım Resulullah'ın attığı adıma benzemelidir. Allah'ın Resulü'nün yaptığı gibi yaptığımız zaman fazilet vardır ve bereket vardır. Yani bir kişi kendiliğinden öyle namazının ilk sünnetini 10 rekat kılacak olursa fazilet değildir. Ayrıca nafile kılarsın başka. Hani denilir ki ulama'dan bir zatın hatırasıdır hiç böyle Resulullah'ın sünnetinin olmadığı bir zamanda kalkıyor, bir reka, iki rekat bir namaz kılıyor. Oğlu soruyor kendisine, babacığım bu iki rekat namazını niye kıldın? İşte Allah rızası için iki rekat namaz kıldım. Peki bu namaz sünnette var mı? Yok, böyle bir şey görmedim kitaplarda diyor. Sen bu namazınla sevap mı işledin yoksa Resulullah'a karşı mı geldin, hata mı ettin bilmiyorum doğrusu babacığım diyor. Doğru söylüyorsun evladım diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapmak, Nafile ibadetlerde öyle kendi onlarda bile kendi kafamızdan bir şeyler uydurmak değil. Tabi yani mesela önü açılmış haller varsa Allah'ı zikir gibi, tesbih gibi, tehlil gibi ya eyyuhellezine amenu zikrullaha zikran kesira ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin buyuruyor Rabbimiz. O ayrı bir mesele. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şeyler, mesela namazdan sonra 33 subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber var ya, ben bunları kendiliğimden 66'ya çıkarayım, 90'a çık. Öyle değil. Resulullah 33 demiş. Marifet, fazilet 33 defa yapmaktadır. Eğer Resulullah'dan bir şey gelmişse, aynen onun gibi yapmak. Sabah namazının iki rekat sünnetidir. Zamanım var canım, benim fazla kılayım, 10 rekat kılayım. Hayır, hatta o vakitte, Sabah namazının o alimlerimiz öyle söylüyorlar sabah namazının sünnetinden başka nafile namaz bile kılınmaz. Niye Resulullah öyle yaptığı için? Din Allah'ın Resulü'nün bıraktığıdır. Din Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bize emanet ettiğidir. Allah'ın Resulü de bize kolay tarafını tutmamızın. Neden? Çünkü onu Rabbimiz alemlere rahmet olarak gönderdi. O daima bizim kolay bize kolay geleni tercih ediyordu ama bize merhametinden dolayı. Yoksa o kendisi nasıl ibadet ediyordu? Veya işte nasıl ibadete aslında gücü yeterdi? Ama mesela teravihde birkaç gün çıktılar, Ramazan-ı Şerif'te sahabeyi kıldırdılar. Sahabe o kadar çok hoşuna gitti ki Resulullah'ın arkasında teravih namazı kılmak, dördüncü gün gelmeyi verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Devam ederim de ümmetimin üzerine vacip verir diye korktum diye buyuruyorlar. Ya Resulullah her sene, her sene hac edelim mi? Susuyor Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah her sene hac edecek miyiz? Ne dersiniz? Lev kultu naam la Evet dersem vacip verir diyor. Beni zorlamayın. Ve runi ma teraktukum. Ben sizi bıraktım mı siz de beni bırakın. Ve Rasulullah Resulallah buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim. Ela helekel mutanatti'un. Dinde sebepsiz yere zorluk çıkaranlar helak olmuşlardır. Dini kendilerine zorlaştıranlar helak olmuşlardır. Bu benim değil Resulullah'ın sözü. Dini zorlaştırmayacağız kendi kendimize. Kolay tarafını tutacağız. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Rabbimiz de Kur'an'da öyle buyuruyor. Rabbiniz, Allah'ımız, Allah'ınız size dinde zorluk kılmadı. Daima kolaylık, daima tatlılık. Şuna baksanıza sabahleyin namaz, sabah namazının farzı iki rekat. Öğlen namazının ne kadar zamanı geniş? Dört rekat. İkindi namazının zamanı ne kadar geniş? 4 rekat. Akşam namazı hadi biraz daha 3 rekat. Yası namazının vakti ne kadar geniş buna rağmen 4 rekat farz istiyor Rabbimiz bizden. Onları hakkıyla yapalım. Onları hakkıyla yapalım. Rabbimiz bize neler lütfedecek, neler ihsan edecek inşallahurrahman. Evet. Öyleyse dinimizi kolay olarak yaşamaya çalışacak ve gayret edeceğiz. Dini kendi kendimize zorlaştırmayacağız. İslam büyükleri buyuruyorlar ki babacığım bunu çok sık tekrar ederdi. Cenab-ı Hak Hazretleri azimetlerle kulunun amel etmesinden hoşlandığı ve razı olduğu gibi ruhsatlarla amel etmesinden de hoşlanır ve razı olurmuş. Yani böyle gençler için izah edeyim. Yani dinde bir iki, iki şey var. iki iki kapı var, iki yol var öyle diyeyim. Birinden de ondan da istifade edebilirsin, ondan da istifade edebilirsin. Ama bu biri zor, diğeri kolay olan taraf. Çok basit bir misal vereyim. Kış günlerinde mesela yaşlı bir kişinin ayağına mest giymesi e, bir ruhsattır kendisine göre. Azimet, soğuğa rağmen ayağı yıkayarak abdest almaktır. Ama ruhsat da var, mes giyebilirsiniz. Mestinizi çektiniz mi, mes ettiniz mi, tamam abdestiniz oldu. Sabahtan akşama kadar 24 saat... Tamam, abdest onunla alınabiliyor. Veya mesela yolculuk yapıyoruz, Ramazan-ı Şerif değil mi? Zorlaşmış, efendim susuzluk olmuş, uykusuzluk olmuş, seferdeyiz, seferiyiz. E, o kişi rahatlıkla orucunda iftar edip Ramazan'dan sonra onu tutabilir. Yani her ne kadar tutmak varsa da, tuttuğu zaman oruç yerine geçiyorsa da, Cenab-ı Hak Hazretleri bir kolaylık, biraz evvel okuduk ya ayeti kerimeyi, Efendim bir kolaylık da lütfetmiş, seferi olanlar, cuma namazı mesela, sakin miyiz, mukim miyiz, farz. Ama seferi olan öğle namazı ile iktifa edebilir. Ve bu hal, yani o kolaylıktan istifade, mesela mest konusunu misal verdim değil mi efendim? O mestten yerine göre aciz olan, yaşlı olan veya ayakları üşüyen bir kişinin, kışın istifade etmesi, Cenab-ı Hakk hazretlerinin hoşuna gidermiş, İslam büyükleri öyle söylüyor. Niye? Çünkü kula, kul olan kişiye daha çok yakışan acizini itiraf etmektir. Aciz olduğunu bilmektir. Yani ben güçlüyüm. Hani Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhüma ben devamlı oruç tutabilirim ya Resulullah diyordu. Allah'ın Resulü sonunda buyurdular ki ya Amr Davud'un orucunu tut bir gün ye bir gün tut Keşke diyor Resulullah'ın sözünü tutsaymışım. Bugün yaşlandım. Çok zorlanıyorum her gün o söz verdiği için. Devamlı da oruç tutuyor. Keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü tutsaymışım. Yani dini kolay yaşamak, dinin hayırlı olan tarafıdır buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. Ve de Cenab-ı Hak Hazretleri bizim ruhsatlarla amel etmemizden de acizimizi itiraf olduğu için razı olurmuş, memnun olurmuş, hoşnut olurmuş. Yalnız bir konuya dikkat çekerek sohbete devam etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Dinin kolaylık sağlamadığı yerde de hiç kimsenin dini kendi keyfine göre kolaylaştırma hakkı yok. Bunu da unutmamalıyız. Yani bizim sözlerimizde yanlış da anlaşılmasın. Evet dini kolay yaşayacağız. Kendi kendimize zorlaştırmayacağız ama keyfimize göre kolaylaştırmak da yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği çizgiye, Kur'an-ı Kerim'in tespit ettiği kanun, kurallar ve yasalara bütün varlığımızla teslim olacağız. Yani mesela bazen insanlar diyorlar ki efendim işte sabahleyin şeyi gündüz böyle işte namaz kılamıyoruz da akşam gelince kaza ediyoruz. E böyle bir kolaylığı hiç kimseye din tanımıyor. Namaz vakti gelince kılınacak bazı kardeşlerimiz öyle söylüyorlar mesai deyiz elin işindeyiz falan falan hocam diyorlar kılamıyoruz diyorlar veya memuruz diyorlar dünyalar yıkılsa kimse bu konuda kimseye fırsat veremez mahal tanıyamaz İşte efendim çalışmak da ibadettir kabul çalışmak da ibadettir de önce Allah için yapılması gerekiyor yapılması gerekiyor bir işin yani dediğim gibi veya işte Ramazan-ı Şerif sıcaklara gelmiş, e, tarlada çalışan köylü kardeşlerimiz şimdi yiyelim de kışın tutalım. Yok öyle ya ama. Müslümansak, İslam'ın çizdiği çizgiye, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin koyduğu kurallara uymak mecburiyetindeyiz. Yoksa pişman olacağız hepimiz. Öyle lafla Müslüman olunmaz. Yani taz, e, hanımların tesettürü konusunda mesela işte ne bileyim, e, zoruna gidiyor da kapanmıyor. Kapan yok böyle bir kolaylığı. Efendim işte e, dünyaya e, böyle kolaylıkla e, şey etmek, kötü, hükmetmek lazımmış veya ne bileyim işte e, kendine göre insanlar yok yok öyle şey yok. İslam ne diyorsa onu diyeceğiz. Kur'an ne istiyorsa onu yapacağız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizden ne talep ediyorsa ona da tabi olacağız. Yani kolaylığı bize İslam tanımış olacak. Kendi nefsimizin arzuları olmayacak. Tamam mı efendim? Hele gençliğinde bakalım anne baba öyle söylüyor. Hele gençliğinde biraz geçsin tozsun bakalım da sonra da namaz kılar, sonra oruç tutar, sonra örter başını filan. Hani duyarız toplumlarda öyle mesela genç yetişen bir kızcağız yetişip geliyor Mesela işte yeni yavru okullara gidiyor veya ne bileyim işte yetişmiş ama namaz kendisine farz olmuş. Yaşlılar, ihtiyarlar başından ört örtüyü diyor bazıları öyle söylüyorlar. Çekip alıyorlar. Dur bakalım bir senin daha yaşın ne başın ne sonra çok örtersin hele bir 40 yaşını bir geç bakalım filan. Yok öyle yağma. İslam Allah'ın dinidir. Hiç kimse keyfine göre ilave hiçbir hoca, hiçbir müfti, Şeyhül İslam, Diyanet İşleri Başkanı kim olursa olsun. Makamı şeyh, alim, müştehit keyfine göre is ilave yapamayacağı gibi yani bir helalı haram kılamayacağı gibi haramı da helal edemez. O Allah'ın çizdiği çizginin içerisinde herkes kalmak mecburiyetinde değil. yanlışlıkla biz de bir şey söyleyecek olursak bizi izleyen kardeşlerimizi hep murakıp tayin ediyoruz zaman zaman konuşmalarımızda ve de diyoruz ki din Allah'ın dinidir. Hata edersek o bizdendir. Sakın ona tabi olmayınız. Evet bu konuyu da böylece perçinlemiş olalım. Yani yarın Allah korusun kalkar birisi bizim ağzımızdan bunu öğrendiği için veya böyle duyduğu için dinin kolay olması lazımmış deyip de keyfine göre hareket edecek olursa yok o konuda bizim asla yetkimiz, salahiyetimiz yok kanun koyucu Allah'dır, Resulüdür. Hayru dinikum el vera, Resulullah yine buyuruyorlar, sizin dininizin yine en hayırlı e, hali vera sahibi olmanızdır. Ne demek vera? Şüphelilerden sakınmak, tamam mı değerli kardeşler? Hele hele dünyalık e, kazançta, ticarette şüphe var mı? Bırak. Ne buyuruyordu kainatın efendisi? Seni şüphe eden, seni şüphelendiren şeyi bırak, şüphelendirmeyeni al. Da'a ma yuribuke. Herhangi kafanda bir istifam var. Acaba mı ki? Bunda bir karışıklık olabilir mi? Bu kazanç acaba şüpheli mi? Hani bazen kardeşlerimiz bize soruyorlar. Hocam işte bana diyorum biz biz şöyle bir ticaret yapacağız. Acaba siz bu konuda ne dersiniz? Bana diyorum niye soruyorsun bunu? Diyor ki hocam diyor içim rahat etmedi de e, için rahat etmediyse yap. Yapma. <laughs> için rahat etmediyse onu yapma. İstefti kalbek ve in el müftun. Müftüler sana fetva verseler bile hadisi şeriftir. Kalbine sor diyor. Kalbine sor. Şimdi mesela bazı karışık şeyler var. Bazı karışık kazançlar var. Hocam işte market açmışız. Sigara satalım mı diyorlar mesela. Veya işte biz bu bilgisayar oyunlarıyla ilgili mesela soranlar oluyor kardeşlerimize. Yani bir, bir internet kafe açalım mı? Yani eğer orada ilim, irfan, güzellikler olacaksa ne ala? Yoksa eğer Allah korusun bazı insanlar gelip orada şer ile meşgul olacaklarsa böyle bir şeye sen girme diyorum. Kabul ediyor, eden ediyor, etmeyen etmiyor. Yani diğerinde mesela kazançta bir şüphe var mı? Elbette var. Elbette var. Öyleyse yapma, satma. Gazete bayi olacağım hocam diyor mesela bir kardeşimiz geliyor ama diyor her türlü mecmuayı satmak mecburiyetinde kalıyor. Öyleyse satma. Satma. Yapma o işi. Bir başka kapı. Ha şüpheli olanı bırak. Tamam mı efendim? Şüpheli olmayana bak. Vera sahibi olmak demek şüpheli şeyleri terk etmek demektir. Sahabedin adeti, selefin adeti. Şüphelendiler mi? Bırakmışlar, atmışlar. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem de o yönü işaret ediyorlar, o yönü işaret ediyorlar şüpheli olan şeyleri bırakın. Tamam efendim inşallah. Çünkü Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Bugün şüpheli işleri yapan yarın harama düşer. Ya. Efendim bunun içerisinde alkol var mı yok mu bilmiyorum. Kan alışır Allah muhafaza buyursun. Ondan sonra içkiyi de içirirse eğer. Yani. Evet biraz evvel dediğimiz gibi dinde kolaylığı kendimiz tespit etmeyeceğiz. Allah'ın ve Resulünün tespitine ram olacağız, mahkum olacağız ama şüpheli şeylerden de sakınacakmışız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini hayatımızla ilgili böyle iki tembihte bulunuyorlar bize. Konu değişiyor. Bir hadisi şerifte alıyorum. Resulullah buyuruyorlar ki: "Hayru sufufir rical evveluha ve şerruha ahiruha." Namaz kılarken, camide namaz kılarken, cemaatle namaz kılarken erkeklerin saflarının en faziletlisi, en hayırlısı birinci saf. Sevabı Resulullah şerri şerli olanı diyorlar. Demek ki tehlike var orada. Şerli olanı da sonudur. Veya ben şöyle söyleyeyim. Sevabı en az olanı da en son saftır. Şimdi niye en sevabı en az olan dedim? Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in döneminde sahabe-i kiram efendilerimiz erkeklerle hanımlar beraber aynı mescitte namaz kılıyorlardı. Ön tarafa erkekler duruyorlar. Allah'ın Resulü'nün geçenlerde bir vesileyle yine söylemiştim. Döneminde Efendimiz'in önce erkekler, onların arkasında erkek çocuklar, onların arkasında kız çocuklar, onların arkasında hanımlar saf tutuyorlardı. Yani erkeklerle hanımları cemaatte ayırıyordu aleyhissalatü vesselam. Bugünkü gibi mahfeller veya hanımlar için gizli bölümler Mescidi i Saadet'te o gün için yoktu. Şimdi bunu Kabe-i Muazzama'da görüyoruz. Orada bir vesileyle bunu söylediğimi daha önce hatırlıyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Erkeklerin namazdaki saflarının en hayırlısı birinci saf. Tamam mı efendim? En şerlisi de diyor en sonuncusudur aleyhissalatü vesselam. Ve hayru sufufin nisa. Hanımların safların en hayırlısı en arka saftır. Ve şerruha evveluha. Tehlikeli olanı da Birinci saftır. Yani erkeklere yakın olandır. Hanım kardeşlerimiz Ramazan'lı Şerif'te veya umreye gittikleri zaman bu konuya dikkat etsinler diye <laughs> hatırlatıcı bir e, efendim hadisi şerif. Bunu unutmayalım inşallahurrahman. Yalnız camiye cemaate devam eden kardeşlerimiz mesela camiye geliyor bir kardeşim ben görüyorum. Erkencede gelmiş ama en arkaya veya bir kenara çekiliyor orada oturuyor. Oradan arkadan namaz kılıyor. Hayır sen erken gelmişsin. Birinci safta namaz kılmak senin hakkın. Ön saftaki yerini kimseye verme. Resulullah öyle buyuruyordu ya. Birinci safta namaz kılmanın faziletini ve ezan okumanın faziletini insanlar bilselerdi. Bir hadis-i şerifte aralarında kurra çekerlerdi. Diğerinde kılıçlarını çekerlerdi diyor. Yani meseleyi anlatmak için Aleyhisselatü Vesselam. Sen kılacaksın ben kılacağım. Sen okuyacaksın ben okuyacağım. Şu müezzinliğin faziletine bakın. Onlar artık bugün görevlendirilmişler. Onların tabi iyi görevleri bu ama ne kadar büyük ecir kazanıyorlar, ne kadar büyük fazilet içerisindeler. Resulullah konuyu tamamlayıcı bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Hayru mesacidin ise ka'ru büyutihin Hanımların namaz kıldıkları yerin en hayırlısı, hanımların mescitlerinin en hayırlısı, evlerinin en dip köşesidir en karanlık köşesidir. Kar, mesela kuyunun dibine deniliyor. Evet. Kar'ul bi'ir. Kuyunun dibine deniliyor. Öyle olunca e, yani en karanlık köşe, en dip köşe, en başkalarından uzak olan köşe. Hanımların mescitlerinin en hayırlısı orasıdır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne istiyor Efendimiz bizden? Hanım kardeşlerimizin yabancılara hele hele başka erkeklere görünmeden namaz kılmalarını istiyor. Diğer bir hadis-i şerifte hayru salati nisa fi qarebi yutuhin. Hanımların namazlarının en hayırlısı yine evlerinin en uzak köşesinde ama bu ikinci okuduğum hadis için alemlerimiz zayıf hadistir diyorlar ama birincisi için öyle değil. Birincisi güçlü bir hadis-i şerif. Mana aynı. O o rivayet o lafızla zayıf gelmiş ama sahih olan rivayette veya sağlam olan rivayette hanımların mescitlerinin en hayırlı olanı evlerinin en dip köşesidir. Yabancı erkeklerden en çok uzak olduğu yerdir diye buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Şimdi bu hadisi şerifi cemaatine okuyan bir hocaya düşen görev nedir? Namazda bile, namazda bile Allah'ın Resulü sizi dikkatli olmaya çağırıyor. Eğer biz başka şeyler için sokağa çıkacak olursak, Allah'ın Resulü bu halden razı olur mu? Bu halden razı olur mu? Ta asrı saadette, İmam Şahran Hazretleri'nin Allahu Alem Keşfü'l-Gumme adlı eserinde olacak. İnşallah onu ben bir kayıttan bulayım, getireyim size. Ama e, bazı kitaplarda var. Rahmetullahi Aleyh babacığımdan duymuştum. E, efendim, sonra Rabbim lütfetti. Tesvit de ettim, kendim de karşılaştım böyle. Hazreti Ömer radıyallahu aleyhi ve Hazretlerinin hanımı Resulullah'ın arkasında Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak istiyor. Tabi mescitten engellemeyin de buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Gelmek isteyenler gelsinler. La temna'u ima Allah, mesacid Allah. Allah'ın o kullarını mescitten men etmeyin. Çünkü niye? Pırıl pırıl örtüsünü örtünecek, tertemiz gelecek cemaatle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namazını kılacak gidecek. Bugün de gidebilirler mi? Gidebilirler. Gidebilirler. Hanımları her yerlere gönderiyoruz da camilere, mescitlere göndermiyoruz. Beş vakit namazla. İsterlerse gelebilirler. Hiçbir engel yok. Ama çok dikkatli olmak şartıyla. Çok dikkatli olmak şartıyla. Yani bir zamanlar bir cuma uygulaması başlatıldı. Müsait olan camilerde bu olabilir. Kimse hayır diyemez. Durum müsait. Mesela Ramazan-ı Şerif'te teravih için nasıl gidiyorlar hanım kardeşlerimiz? Teravihe mesela hanımlar birçok yerde koşturarak gidiyorlar. Camilerin kendilerine ayrılan bölümlerini tamamen dolduruyorlar. Cuma'da yoklar. Cuma da gerçi onlara farz değil ama Cuma daha önemli bir namaz. İsterlerse gidebilirler. Ama çok dikkatli olmak lazım. Tabi biri gecenin karanlığında, diğeri gündüzün aydınlığında. Çok dikkatli olmaları lazım diyorum. Yani buna müsaade var. Beni yanlış anlamayın ha. Ama buna rağmen bu müsaadenin olmasına rağmen bir yanda izin var ama öbür tarafta en hayırlı tarafı evinin en karanlık köşesi veya en dip köşesidir diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Siz işte ikisini dengeleyin aklınızla, muhakemenizle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanım kardeşlerime söylüyorum. Ne demek istediğini anlıyorsunuz? Ona göre hareket edin, ona göre davranın. İslam'da kadın denilince imandan sonra ilk akla gelen şey tesettürdür ve İslam büyükleri öyle söylerler. Allah halen bu konuyla ilgili hadis de olsa gerek. Tesettürü olmayan bir kadın yerden alınan bir avuç toprağa muadil olmaz derler. Hanım demek, kadın demek İslam'da tesettür demektir. Örtünme demektir. Ey dinimizin örtüsü dinimizin fanusu olan İslam hanımefendisi diyor Muhammed İkbal. Onu daha önce okumuştum. Sonra bir daha okuyayım size inşallah. Tesettür çok önemli. Hanımlarda tesettür çok önemli. Mescitlere gelmeleri konusunda bile Resulullah ne buyuruyor? Görüyorsunuz sokağa çıkarken nasıl çıkacağımıza ona göre karar verelim diye söylüyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri, hanımına peki diyor. Yani mahkumen müsaade ediyor ama gönlü razı olmuyor. Hatta izninizle hadiseyi aynen anlatayım kitapta anlatıldığı gibi. Kendinden peki diyor gidebilirsin. Kendinden evvel Mescid-i Saadet'in, kitapta anlatılan hadise aynen böyle. Mescid-i Saadet'in kapısının arkasında saklanıyor şöyle. Hanımının geldiğini görünce hanımı tam Mescid-i Saadet'e girerken ona bir zarar veriyor. Tamam efendim öyle söyleyeyim. Tabii iffet ve hayası içerisinde, terbiyesi içerisinde çok üzülüyor ama Anadolu tabiriyle kık sesi de çıkmıyor. Sabahleyin yine Hazreti Ömer bakıyor gidecek mi? Ertesi gün yine bakacak mı? G gitmiyor. Gitmiyor annemiz. Hazreti Ömer'in hanımı. Ne oldu diyor sen hani mescide gidecektin? Ben dünyanın güzel bir dünya olduğunu zannediyordum. Böyle e, dünya güzel insanların dünyası olmaktan e, uzak bir dünyaymış meğer gibi bir ifadesi var orada. Annemizin Hz. Ömer radıyallahu anh bu halden memnun oluyor. Önceleri seslenmiyor. allah Alem sonradan kimseye su etmesin diye ben yaptım o işi diye söylemiştir de. Yani söylemek istediğim şu. Hazreti Ömer radıyallahu an beyler, hanımlar asrı saadette Hz. Ömer daha ayaktayken belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken hanımının mescide Resulullah ile namaz kılmaya gitmesine gönlü razı olmuyor. Bunu ben kendimden söylemiyorum. İmam-ı Şarani Hazretleri gibi dev bir alimin eserinden size aktarıyorum. Ona göre tavır takınmamız, ona göre kendimize bir çizgi tespit etmemiz, ona göre bir hudut tayin etmemiz ve ona göre yaşamamız lazım. Fatıma annemizin sözünü ben daha evvel aktardım size. O haya, iffet, namus, insanlık ve hanımlık timsali olan o kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin vücudundan bir parça olan o hanımefendiler hanımefendisi, cennet hanımefendisi ki biraz sonra hadis-i şerif gelecek yetişebilirsem, dünyanın ve ahiretin en hayırlılarından biri olan Fatıma annemiz buyuruyorlar ki, bir İslam hanımefendisi için en hayırlı olan şey, onun başka erkekleri görmemesi, başka erkeklerin onu görmemesidir diye buyuruyorlar. Beni dinleyen hanım kardeşlerime ben bunları aktarıyorum <laughs> ve onların çok dikkatli olmalarını. Yani öyle İslam hapsediyor filan falan bunlara filan bizim karnımız tok. Kim ne derse desin vız gelir vallahi. Biz İslam hanımefendilerini kaşıkçı elması da ne oluyor? Bir tırnağı bile bir İslam hanımefendisinin kaşıkçı elmasından milyar kat daha kıymetlidir ve değerlidir. Onun için koruruz, onun için muhafaza ederiz. Onu onun için tesettürün içerisinde, örtüler içerisinde görmek isteriz. Çünkü İslam ona çok değer vermiştir. Çok onu kıymetli kılmıştır. Onu Allah'a kul eylemiştir. Onu yerine göre peygamber eşi eylemiştir. Onu yerine göre velilerin anası kılmıştır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir sure tespit etmiştir ve onu cennet hanımefendisi eylemiştir. Onun için kıymetli olan şey daima muhafaza edilir, korunur ve kıymeti arttıkça arttıkça da güvenlik tedbirleri daha da çok artırılır. Müslümanların hanımları çok kıymetlidir. Mutlaka İslam'ın istediği tesettürün, örtünün içerisinde olması lazımdır. Efendim yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Hayru ma yuhalliful insanu ba'dahu thalathun. Bir insanın kendinden sonra bıraktığı şeylerin en hayırlısı şu üç şeydir. Veledün salihun yedu'leh. Kendisine dua eden salih bir evlat. Ne büyük bir mazhariyet. Rabbim bu şerefi hepimize nasip etsin inşallah. Hepimize babalarımıza, analarımıza, ecdadımıza layık evlatlar olmayı nasip etsin inşallah. Ve inşallah biz onlar için açılmış bir hayır kapısı olalım. Hani diğer bir hadis-i şerifte de اِذَا مَا تَبْنُ آدَمْ اِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ Ademoğlu vefat etti mi, öldü mü, ameli kesilir, ancak üç kişiden biri müstesna, üç kişi müstesna buyuruyordu Peygamberimiz. Bu üç madde orada da sayılıyordu. İki hadis-i şerif birbiriyle örtüşüyor. Birincisi bunların, hadis-i şerifte böyle geçiyor, bu hadiste böyle alınmış. Kendisine dua eden, kendisine babanın ve annenin hayrını devam ettiren bir evlat. Rabbim bana da, size de hem Anne ve babalarımıza hayırlı evlat olmayı hem de kendimizden sonra böyle hayırlı evlatlar bırakmayı nasip etsin inşallah değerli kardeşlerim. Bugünün insanının ciddi sıkıntılarından bir tanesi bu. Evlatlardan şikayetler var, şikayetler var. Yerine göre tabii herkes için ha hayır asla yanlış anlaşılmasın öyle değil. Dua edelim hep beraber. Rabbim ben acizane öyle dua ediyorum. Beğenirseniz siz de böyle dua edin. Rabbim yavrularımızı hayırla, iyilikle, lutfunla ıslah et. Asla onlara beddua etmeyin. Yani olur ya bir baba veya anne bir evlattan razı olmaz. Gençlik efendim saikiyle gençlik hali de söz tutmuyordur, namaz kılmıyordur. Sakın ha, sakın ha onlara şerle dua etmeyin. Daima iyilikle, daima güzellikle, daima tatlılıkla. Çünkü Annenin ve babanın duası çok farklı dualar biliyorsunuz. Anne özden dua eder, içten dua eder. Cenab-ı Hak Hazretleri o rahmet ve merhameti içerisinde onun dualarını kabul eder. E babanın duası, babanın duası da çok kıymetli. Geçenlerde bir sohbetimizde söylemiştik. Peygamberin babanın evlatlarına olan duası, peygamberin ümmetine olan duası gibiymiş. Babalar, Evlatlarınıza daima hayırla, iyilikle, güzellikle dua edin. Ya Rabbi, babacığım küçük çocuklar gelirdi böyle, küçük yavrular el öperlerdi. Alim ol, fazıl ol, veli ol, mürşit ol, büyük insan ol diye bunları hep söyleyerek böyle dua ederdi. Evlatlarımıza hep hayırla ve iyilikle dua edelim. Bugün çok sıkıntılı halde olanlar bile olabilir. Yani çok çok özür diliyorum. Belki ekrana yakışmayacak ama bunu bunu Allah kahretsin dediğiniz zaman veya işte daha ağır dualar yaptığınız zaman anne ve baba olarak ne kazanacağız ki? Ne kazanacağız ki? Onun için asla ama asla beddua etmeyeceğiz. Daima hayırla ve güzellikle. Yani bugün çok şer içerisinde olabilir. Çok kötü bir halde olabilir. İslam'dan ve Kur'an'dan çok uzak olabilir. Bazen öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki ben uzun zaman önce bir gençle karşılaşmıştım. Geldi. Kur'an'a inanmıyor. Samimiyetle söylüyor. Yani böyle kendine göre Allah'a kafa tutuyor. bizim namazımıza Allah'ın ihtiyacı mı var filan gibi böyle. Bunlar diyor Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri kendine göre yorumluyor filan. Çok üzülmüştüm doğrusu. Geçenlerde yine geldi bu kardeşimiz. Hocam dedi ben seni üzdüm o zaman dedi. Rab'bim şimdi bana hakikatleri gösterdi dedi. Gerçekleri gördüm dedi. Geldi pırıl pırıl tertemiz nur gibi bir delikanlı olmuş. Ya hiç ummazsınız, hiç beklemezsiniz. O zaman tamamen böyle yani e, hakikaten böyle imani konularda tamamen tehlike içerisindeydi. Sadece yani, namazı kılmamak gibi falan değil. Yani içki içmek falan e, Allah korusun kumar zina haram. Öyle de öyle değil tamamen itikadi yönden tehlikeli bir halde olan insanlar olabiliyor. Sonradan bakıyorsunuz Rabbim. Yani sahabe-i kiram önceden nasıllardı? Sonradan ne hale geldiler? Nitekim insanlarda öyleleri olmuyor mu? Bugün Garp'ta Müslüman olanların evvelki hali nasıl, sonraki hali nasıl? Yeter ki Rabbim hidayet nasip etsin. Onun için hayırla dua edin. Daima hayırla dua edin. Sonra mesele bizde çözümleniyor. Yani işin, işin, e, halledildiği nokta meselenin çözümlendiği nokta biziz. Onun için ben kardeşlerime diyorum ki eğer bizden sonra bıraktığımız evlatlar salih evlatlar olsun hadis-i şerifte geçtiği gibi bize dua edecekler evlatlar olsun istiyorsak bir onun rızkına dikkat edeceğiz. Halal rızk yedireceğiz. Yani deposuna ee, bozuk benzin, sahte benzin koyduğunuz bir arabayı yürütemezsiniz. Kan eğer bozulmuşsa mümkün değil. O kabahat annenin ve babanındır. Ona önce e, temiz bir rızık yedireceğiz. Babacığım bana çok açık tembih ederdi. küçükler büyürken böyle rızıklarına dikkat et, kanlarını bozma diye aynen bu tabirle tembih ederdi babacığım bana. Rahmetullahi aleyh. Ne kadar ne kadar önemli bunlar. Evet. Sonra İbadat-ı taatını o yavruların dikkat edin. Tatlılıkla ve güzellikle hep söyleyin. Evladım namazını kıldın mı? Evladım işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Takip edin onu. Tatlılıkla ve güzellikle. Sonra efendim üçüncü madde olarak arkadaşlarına dikkat edin. Arkadaş çok önemli. Rica ile eğer kötü arkadaşlarla arkadaşlık ediyorsa onları tutun oradan alın farkında olmadan. Hani bazen geliyorlar hocam bir şikayetimiz var. Ben ondan rica ediyorum. Bu konuyu çok iyi biliyorum çünkü ona diyorum, hayırlı bir insanı farkında olmadan arkadaş edin. Sülalenizde, komşularınızın içerisinde, komşularınız içerisinde, akrabalar arasında ne bileyim? Okulunda her neyse hayatında iyi bir insanı ona arkadaş edin. O delikanlıdan, o görmeden rica edin. Sen bizim delikanlıya yaklaş, yanaş, onunla arkadaşlık kur, fedakarlık edin, onunla arkadaşlık kursun ki o hayırlı arkadaş onu hayra çeksin, hayra doğru götürsün. Çok önemli. Yavrularınızı yetiştirirken bir başka madde çok önemli. İleride halal kazanacakları bir mesleğe onları yönlendirin. Öyle, öyle bir şey ki biraz daha para, paz, e, parası fazladır diye mesela işte falan yerdeki gayrı meşru işe doğru işin içerisinden mutlaka bir faiz müessesesinde mesela işe doğru yönlendiriyor baba ve anne kendi evlatlarını kendi elleriyle ateşe atıyorlar. Allah korusun oradaki attığı imza veya oradaki gayrı meşru tavır ona vebaldir. Onun için yavrularımıza böyle temiz kazanacakları veya onlara kazançlarında temiz kazanmaya örnek. Anne ve baba Allah korusun. Yani Rabbim muhafaza buyursun böyle insanlar var mı? Var. Gayrı meşrudan para kazanan bir babanın evlatları akşam evde yenilen rızk karışıksa eğer ne olacaklardır sonra? Müselsel olarak o ona, o ona, o ona zarar verecektir. Öyle olunca onlara hayırlı bir iş, halal kazanacakları bir iş. Sonra ölçü madde olmamalı, mana olmalı, mana olmalı. İslam'ı yaşayacakları bir eş onlara seçin. Düşünüyorsunuz oğlunuzu evlendireceksiniz. Hani eh, Anadolu'da anneler çıkarlar. Gerçi şimdi bunlar çok geride kaldı ama yine ben söyleyeyim. Şimdi delikanlılar maşallah, kızlar, erkekler kendileri buluyorlar, kendileri evleniyorlar. Babanın, annenin e, yeni tabirle onayı var mı, yok mu filan. Ben diyor bununla evleneceğim, e, bununla evlendirirseniz ne ala. Yoksa evlenmiyorum diyor, anne baba ne yapsın çaresiz. E yani hani İslami hayatı güzelse bir şey demeyiz, bir şey diyemeyiz, demeye hakkımız yok. Ama Rabbim muhafaza buyursun, eğer İslami hayat güzel değilse o eş... Yani ben yine bizim Anadolu'muzun usulüyle söyleyeyim. Anne dünürlüğe gidecek eğer şöyle bakarken böyle ona hayırlı olacak eşler seçsin. Veya kızımızı vereceğiz değil mi efendim? Ona hayırlı olacak eşler seçmeye çalışalım. Ticareti temiz, ahlakı güzel. Babacığım rahmetullah aleyh bu konularda bize nasihatlerde bulunurdu. Hep öyle söylerdi. Önce dini hayatına bakacaksınız. Sonra o delikanlının ailesinin asaletine bakacaksınız. Temiz bir aileden geliyor olacak böyle. Ne denilir Anadolu'da? Dibi görünen kaptan su içeceksiniz. Böyle şu bardağın içinde olduğu gibi üstü, altı, her tarafı pırıl pırıl görünüyor. Rahatlıkla o suyu içebilirsiniz. Neden? Asildir çünkü, temizdir. Ama kapalı olursa içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sıkıntılar olabilir. Şans. Rabbim hep hayırlar, hep iyilikler ve güzellikler nasip etsin. Ondan sonra... Oha o kişinin şahsi hayatına, yaşantısına da bakacaksınız. Eğer bunlar böyle güzelse, dini hayatı mükemmelse, asil bir aileden geliyorsa, Rabbim lütfetsin, Bütün ümmeti Muhammed'in evladına Rabbim çok hayırlı eşler nasip etsin inşallah Hep hep hepimiz dua edelim böyle. Ona bir hayırlı yani dinini yaşayacağı beraber ona hani e, nişan merasimlerini hep söylüyoruz ya, dininin yarısını tamamladığın geri kalan yarısı için çalış buyruluyor ya öyle bir sonra arkalarından da onlara onlara çokça dua edin çokça namazlardan sonra anneler babalar el kaldırdınız mı yavrularınıza çok dua edin çok dua edin onun iyiliği için onun güzelliği için onun her şeyi için yani her gün sanki onlar bir üniversite imtihanına giriyormuş gibi, çok önemli bir imtihana giriyormuş gibi onlara hep dua edelim. Daha yaşı küçük, canım öyle demeyin. Küçüklükten başlayın, çocukluktan başlayın. Hayırlı iş için, hayırlı eş için, hayırlı gelecek için, hayırlı efendim akıbet için hep yavrularımıza dua edelim inşallah. Demek ki salih bir evlat arkada bırakılan en hayırlı unsurlardan bir tanesiymiş. وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُوهُ اَجْرُهَا sadakayı cariye. Cami yaptırmış veya camiye yardım etmiş. Çeşme yaptırmış. Efendim, okul yaptırmış, hastane yaptırmış. Aklınıza gelen bütün hayırlar. Bütün hayırlar. ...insanların hangi hayra ihtiyacı yok ki? Geçtiği yoldan ezanın okunduğu minareye varıncaya kadar her yerde böyle bizim tuzumuz olsun, sadakamız olsun. Yani çalışan kardeşlerime de öyle tavsiye ediyorum memur kardeşlerime de tavsiye ediyorum. Maaşınızı aldığınız gün mesela belirli bir miktarını gücünüzün yettiği kadar sadaka için ayırın. Ve her ay, her ay devamlı bir sadaka vermek prensibimiz olsun. Sadakayı verirken de hem kendimize hem de bütün aile efradımıza niyet ederek verelim. Sadece kendimiz için değil. Onların sağlığı için, Onların hayrı için. Yarın o verdiğimiz sadakalar bize geri pır pır dönecek. O minarede ezan okunduğu müddetçe, o camide namaz kılındığı müddetçe, o hastanede yani e, doğruyu söyleyeyim. Bir okula gidiyorum mesela oradaki pırıl pırıl yavruları görüyorum. Hep diyorum ki ümmeti Muhammed okul yaptırmalı. Memleket evladının ihtiyacı var buna. Bir hastaneye gidiyorum. Orada tedavi olan insanları görüyorum. Yani hep diyorum hastane yaptırmak lazım. Çünkü buna çok ihtiyaç var. E camiye gidiyorsunuz. Camiler cumalarda daralıyorsunuz. En hayırlı tabii Allah'ın evi olması hasebiyle de ona teşvik etmek geliyor içimizden. Yani hayır hani taş yerinde ağırdır diye bir tabir var ya. Hiçbir hayrı küçük göremeyiz. Her hayra insanların ihtiyacı var. Bizim de her sadakada veya her sadaka branşında tabir yerinde olursa her sadaka yolunda bizim de nasibimiz olsun. Her yerden hayırlar gelmeye devam etsin inşallah. Ve zamanımız daraldı. Şununla da bitirelim. Ve ilmün yuntefe'u bihi min Kendisinden sonra faydalanılan, istifade edilen bir ilim bırakmışsa bir kişi onun defteri de kapanmıyor. Ve o insan için arkasında bıraktığı en hayırlı şey, en hayırlı şey. Dağlar kadar para bırakmış demiyor Peygamberimiz. Hayır bırakmışsa, sadakayı cariye bırakmışsa diyor. Yani ordu bırakmış öyle demiyor. Salih evlat bırakmışsa diyor. Şunlar bunlar bırakmış. Yok öyle değil. Faydalanılan ilim diyor. O ecdadımızın yazdığı eserler, kitaplar. O yetiştirdikleri talebeler. Ne bileyim o, o bıraktıkları hayır efendim o unsurları o kitaplarda biliyor musunuz değerli kardeşlerim neler var neler var. İnanın böyle. Mesela Mevlana'mızın Mesnevisi'ni okuyorum zaman zaman. Vallahi hayran oluyorum. Bir insan mülhem olmadan o sözleri söyleyemez. Ne muhteşem ne muhteşem. Sanki her bir beyti biraz evvel söyledim ya. Sanki bir kaşıkçı elması insana öyle nüfuz ediyor. Öyle tesir ediyor. Kaldı ki nasihat kitabı. Efendim bazı böyle fıkha dair eserler. Bizim vazgeçemeyeceğimiz eserler. Hadis külliyatı ne bileyim. Değil mi efendim? Tefsir kitaplarımız o alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın ayetlerine nasıl nüfuz etmişler öyle? Ne manalar çıkarmışlar, ne anlamlar çıkarmışlar. Bir bir ayeti kerimenin Tefsiri yerine göre bakıyorsunuz, sayfalarca devam ediyor. Okudukça hayran oluyorsunuz, okudukça hayran oluyorsunuz. Rabbim bize de hakiki ilim adamı olmayı ve de kendimizden sonra ümmeti Muhammed'in istifade edeceği ilim bırakmayı nasip etsin inşallah. Evet, zamanımız doldu değerli kardeşlerim. Mecburen burada bırakacağız ve de sözü biraz uzattığımı e, tahmin ediyorum, görüyorum ama Bunları da söylemeyi gönlüm arzu ediyor. Dediğim gibi sohbet ediyoruz. Bugün aslında bu hadisleri bitireyim diyordum ama elimde 5-6 tane daha hadisi şerif kaldı. Eğer Rabbim ömür verirse, Rabbimiz fırsat tanırsa, sağ olursak gelecek haftaki sohbetimizde Rahman kaydıyla söylüyorum. Bunları tamamlamaya çalışırız. Ve de hayrın kapılarını hani okuyoruz ya La ilahe illallah vahdehu la şerikele devam. Biyedihil hayr hayır onun elindedir. Rabbim bize dünyanın da ahiretin de hayırlarını nasip etsin inşallah diye dua ediyorum. Rabbim hayırlı olan çizgiden ayırmasın. Hayırlı insanlarla hep hayırın içerisinde beraber kılsın. Dünyamız da hayırlarla dolsun. Ahiretimiz ve akıbetimiz de hep hayır olsun inşallah. Sizi alemlerin yüce Rabbi olan Allah'a emanet ediyor. Dualarınızı istirham ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum efendim. الحمد لله رب العالمين